Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de mayoz bölünmeyi animasyon üzerinden tekrar edeceğiz. Animasyonlar üzerinden daha kalıcı bir öğrenme sağlanması için bu tür bir çalışma başlattık. E, bu yüzden bu dersi daha dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar e, mayoz bölünmenin yine mitozda olduğu gibi interfaz dediğimiz bir safhası var. Interfaz safhasında DNA kendisini eşliyor. Şu anda çekirdeğin içine girdik bakın porlardan ve kromatin iplikleri görüyoruz şu anda. Bu kromatin iplik dediğimiz yapıların içinde histon proteinlerine sarılı DNA var. DNA kendisini eşlediğinde bu kromatin iplikler ne olmuş oluyor yani? iki katına çıkmış oluyor. Kardeş kromatitlerini oluşturmuş oluyorlar. Şimdi DNA'nın eşlenmesini göreceğiz bakın. Eşlendi ve iki tane kardeş kromatitli bir Yapıya dönüştü. Bu kromatin iplikler e, ilerleyen safhalarda kısalıp kalınlaşıp neye dönüşecekler? Bakın kromozomlara dönüşecekler. Profaz 1 evresi. Mayozun en önemli evresidir arkadaşlar. Mitozda olduğu gibi burada da çekirdek zarı eriyip kaybolacak. Organeller kaybolacak. İşte hayvan hücresi ise sentrozom iki katına çıkıp aralarında iyi iplikleri oluşturarak e, karşılıklı kutuplara yerleşecekler. E, kromatin iplik kısalıp kalınlaşıp kromozomlara dönüşecek. Bunların hepsi mitozda da vardı profaz safhasında. Fakat mayozun birinci profazında şu üç temel fark sorularda karşınıza çok çıkar. Nedir onlar? tetrat Sinapsis ve Krasinkovar. Şimdi bunları sırasıyla animasyon üzerinden görelim. Ayrıca videonun altına bir şarkı linki ekleyeceğim. Onu da dinlemenizi istiyorum. Evet şimdi ne oluyor? Bakın kromatin iplik kısaldı kalınlaştı ve kromozom dediğimiz yapıya dönüştü. Şu kırmızı kolla karşısındaki kırmızı kol birbirinin kardeşi. İşte biz bunlara kardeş kromatit diyoruz. Yani bir kromozom iki kardeş kromatitten oluşuyor. Dolayısıyla 46 kromozomda kaç kromatit olacaktır? 92. Burada da mavi kol karşısında yine e, daha öncesinde DNA eşlendiği için kardeşi var. Burada da yine iki tane kardeş kromatit var. Dört kardeş kromatitin bir arada bulunduğu homolog kromozomların bu şekilde karşılıklı dizildiği haline arkadaşlar tetrat diyoruz. Tetra zaten latincede dört demek biliyorsunuz. İşte bu dört kromatitli haline tetrat diyoruz. Profaz birin en önemli safhalarından birincisi bu. İkincisi de şu arkadaşlar Tetrat oluştuktan sonra kardeş olmayan kollar dikkat edin. Kardeş olan kollar arasında parça değişimi e, herhangi bir fark yaratmayacaktır. Ama kardeş olmayan kollar birbirlerine sarıyor, sarılıyorlar ve parça değişimi yapıyorlar. Gen alışverişi. Bu gen alışverişine crossing over diyoruz. Bakın kırmızının ucu kırmızıydı. Ne yapmış? Mavinin ucundaki parça buraya geçmiş. Kırmızı parça diğer tarafa geçmiş. İşte bu gen alışverişine de ne diyoruz? Crossing over. Crossing over olmasa bile çeşitlilik yine de sağlanabilir. Çünkü homolog kromozomların ayrılması da yine bir çeşitlilik sebebi. Profaz 1'in önemli safhaları gerçekleşti. Şu anda çekirdek zarı eriyor bakın. Sentrozomlar kutuplara yerleşiyor. Aralarında iyi iplikleri oluşmaya başladı. Ve kromatin iplik kromozomlara dönüştü. Bakın iyi iplikleri onları tutuyor. Burada şuna da dikkat edin. İyi iplikleri aynı sentromerden tutmadı. E, şekil sorularında kromozom sayısı hesaplamayı e, karıştırıyorsunuz. Onu da hemen söyleyeyim. Kromozom sayısı arkadaşlar bağımsız sentromer sayısı sayılarak hesaplanır. Kaç tane sentromer var saydığınızda kromozom sayısını da bulmuş olursunuz. Profaz 1'den sonra ikinci aşama arkadaşlar. Metafaz 1. Ne olacak bu aşamada? Homolog kromozomlar ekvatora dizilecek. Halbuki e, mitoz bölünme de metafaz safhasında ne olmuştu? Kardeş kromatitler dizilmişti. E, mayozda ise homolog kromozomlar ekvatora dizildi. Sıra geldi anafaz 1 safhasına. Anafaz 1'de dikkat edin iyi iplikleri e, farklı sentromerlere tutundu. Aynı sentromere tutunmadı yani sentromer bölünmesi olmayacak bu aşamada. Anafaz faz 1'de kimler ayrılıyor? Homolog kromozomlar. Kardeşler değil. En önemli fark bu. Ana faz 2'de çünkü kardeş kromatitler ayrılacak. Görelim şimdi nasıl ayrılıyorlar. Bakın. Homolog kromozomlar birbirinden ayrıldılar ve karşılıklı kutuplara doğru çekiliyorlar. İşte bu yüzden arkadaşlar e, homolog kromozomlar ayrıldığı için biraz önce söylemiştim size bağımsız sentromer sayısı sayılarak kromozom sayısı hesaplanır demiştim. İşte bunu saydığımızda mesela insan için söyleyelim 46 kromozomlu bir hücre mayoz birin anafaz safhasından sonra telefazı da geçirdikten sonra 23'er kromozoma iner. Yani mayoz birin sonunda 23 kromozomlu iki tane hücre oluşur. İşte bu 23 kromozomlu iki tane hücre hemen beklemeden mayoz 2 bölünmesini geçirmeye başlayacak. Mayoz 2'de dikkat edeceğiniz en önemli husus şu. Tekrar DNA eşlenmesi olmuyor. Neden? Zaten DNA 2 kat homolog kromozomları biraz önce gördünüz. Kardeş kromatitleriyle yan yanaydılar. Dolayısıyla DNA eşlenmesi mayoz 2'nin başında yok. Mayoz 2 mitoza çok benziyor. Safı olarak Profaz safhasında yine çekirdek zarı eriyecek. E, kromatin iplik kromozoma dönüşecek. İşte iyi iplikleri oluşacak. E, sentrozom kutuplara doğru yerleşecek eğer hayvan hücresi ise. Ve metafaz safhasında kardeş kromatitler ekvatora dizilecek. Anafaz 2 safhasında kardeş kromatitler ayrıldı artık. Bakın sentromer bölünmesi işte anafaz 2 safhasında var. Ne oldu? Ee, yarısı yukarıya yarısı aşağıya doğru çekiliyorlar. Anafaz safhasında e, daha önce 23 kromozom vardı bakın bu hücrede. Anafaz safhasında kromozom sayısı niye iki katına çıkıyor? Şimdi daha iyi anladınız sanırım. Bağımsız sentromer sayısı sayılarak bulunur demiştim. Bu yüzden işte anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılacak. Kutuplara doğru çekilecek. Telofaz 2'de tekrar çekirdek zarı oluşup Kromozomlar kromatin iplik haline dönüşecek ve sitokinezden sonra 4 tane en kromozomlu hücre oluşacak. Daha öncesinde homolog kromozom ayrılması ve crossing over olduğu için bu 4 hücre de birbirinden farklı olabilir genetik açıdan ve bu 4 tane hücre eğer spermatogenezle oluşmuşsa 4'ü de farklılaşıp sperme dönüşebilir. Fakat oogenezle oluşmuşsa bu dört hücreden üçü kutup hücresi olarak oluşup bir tanesi yumurta hücresi olarak büyük olarak oluşacak. E, farklılaşmayla ovum dediğimiz yumurta hücresine dönüşecek. Böylece döllenme yeteneği kazanacak. Evet arkadaşlar mayoz bölünmeyi böylece tekrarlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar dilerim.